bu şekilde Sayın Karatepe, sizin bir TEDx konuşmanız var. Orada çok güzel bir cümleyle bitiriyorsunuz aslında. Altta kalanın canının çıkmadığı bir dünyada yaşamak umuduyla. Ama şimdi şu haberdeki isyanı izleyince çok da öyle değil. Umutlarımız yerini bulmuyor galiba. Faturalar da giderek şişiyor. Şimdi bulunan tasarruf yöntemleri ne kadar idare edebilecek? Toplu taşımaya yöneliyor vatandaş ama orada da bir artış var. Sürekli bir maliyet artışı yaşıyoruz. Savaş da üstüne koyacak sanırım giderek. Nasıl görüyorsunuz önümüzdeki günleri? Seçil Hanım, maalesef iyi görünmüyor. Türkiye'nin temel sorunlarından bir tanesi, ki gittikçe derinleşen sorunu, gelir dağılımının bozulmuş olması ve vatandaşın ciddi şekilde yoksullaşması. Özellikle sabit gelir elde edenler, yani ücret kazananlar, işi olmayan insanlar açısından baktığımızda bu yüksek enflasyonun çok derinleşen bir yoksulluk yarattığına tanıklık ediyoruz. Şimdi asgari ücreti örnek alarak bir karşılaştırma yapalım isterseniz. 1 Ocak'tan itibaren 4250 lira olarak belirlenen asgari ücret, Cumhurbaşkanı tarafından çok yüksek zam yapıldı diye tanıtıldı. Hatırlayacaktır izleyicilerimiz. Evet. Açıklamayı Cumhurbaşkanı kendisi yaptı. %50'ye yakın bir artış söz konusu asgari ücrette, 2825'ten 4250 liraya yükseltildi. Fakat o artışın %36'sı 2021 yılında gerçekleşen enflasyonu telafi etti. Geriye kalan %14'lük kısmı bir anlamda nominal ya da reel artış olarak düşünülebilir. Fakat Ocak ve Şubat aylarında çıkan yüksek enflasyon bize neyi gösterdi? Aslında şu anda Türkiye'de fiyatların gelmiş olduğu seviyeyi esas aldığımızda ücret geliri elde edenler, işte örneğin %50 gibi baktığımızda yüksek görünen asgari ücret artışını elde edenlerin bile ceplerindeki parayla satın alabilecekleri mal ve hizmet miktarı 2021 yılındaki asgari ücretle alabileceklerinden daha az hale geldi. Yani enflasyonla birlikte biz çok daha şiddetli şekilde yoksullaşmış olduk. Bunun iyileşmesi mümkün mü? Yani enflasyonun yüksek seyredeceğini artık ekonomiden sorumlu bakan da telaffuz etmeye başladı. Bu senenin sonuna kadar yüksek seyredeceği açıklamasını yaptı birkaç gün önce. Enflasyonun böyle yüksek seyredeceği bir dönemde eğer siz ücretlerde, emekli maaşlarında iyileşmeye gitmezseniz, bunu sadece yıl sonuna kadar bekleyip işte örneğin asgari ücreti 2023 yılında yeniden belirlemeye kalkarsanız, çalışan kesim ve emekliler ciddi şekilde yoksullaşmış olacak. Bu yoksullaşma karşısında çaresiz olan insanların neler yaptığını biraz önce siz de gösterdiniz. Evde doğalgaz kullanamadığı için çift yorgan altında kaldığını anlatan vatandaşlar, ampullerin tamamını söndürüp karanlıkta oturmaya çalışanlar, fırınlarını kullanmayan insanlar vesaire. Bu yoksullukla mücadele edebilmek için iktidarın bir, enflasyonu hızlı bir biçimde kontrol altına alacak tedbirler hayata geçirmesi lazım, ki bunun mümkün olmayacağını iktidar kendisi söylüyor zaten. O zaman şunu yapmak lazım: ücretleri hiç zaman kaybetmeden, yani böyle yıl sonunu ya da 6. ayı beklemeden enflasyona göre yeniden uyarlamamız gerekir. Yani enflasyon farkını vatandaşa, emekliye bir an önce yansıtmak gerekir ki bu yükselen fiyatlar karşısındaki mağduriyetlerini bir miktar olsun azaltabilme imkanına sahip olsunlar. Yoksa işte örneğin 6. ayı bekleyelim, yılın ilk yarısındaki enflasyona bakalım dediğiniz zaman zaten şu anda ceplerinde bulunan paranın da pula dönüşmüş olduğunu görecekler ve ihtiyaçlarını karşılamakta gerçekten zorlanacaklar diye düşünüyorum. Bir ara zam yani diyebiliriz buna, değil mi? O mutlaka zorunlu diyorsunuz. Elbette, yani bunun için şimdi bakın, kamuda çalışanlara 6 ayda bir enflasyon farkı uygulanıyor. Fakat evet, özel sektörde çalışanlarda ücret artışı yılda bir kez belirleniyor. Şimdi enflasyon %2, 3, 5 seviyesinde olsa İnsanlar idare edebilir. Ama en son açıklanan veri %54.44. Evet. Büyük olasılıkla biz yıl içerisinde %70'lere varan enflasyon rakamlarını göreceğiz. Şimdi bu kadar yüksek seyreden enflasyon döneminde insanlara yıl sonuna kadar bekleyin, ondan sonra biz sizin ücret artışınızı gündemimize alırız demek bence adil değil, çok haksız bir durum olur diye düşünüyorum. O yüzden iktidarın bir an önce ücretlerin en az enflasyon kadar güncellenmesi için gerekli tedbirleri hayata geçirmesi gerekir diye düşünüyorum.
bu konuda vatandaşına talepkar olması lazım. Yani zaten kısmış harcayabileceği hemen her alanda harcamasını durdurmuş. Bundan sonra ne yapsın? İnsanlar aç mı kalsın? Dolayısıyla iktidarın bu konuda bir şey yapması gerekir diye düşünüyorum. Zam beklentisi sanırım vatandaş açısından oluşamıyor. Çaresiz tasarruf tedbirlerine yöneliyor gibi vatandaş. Şimdi enflasyon konusundaki tahminde Sayın Nebati'nin daha önce yaptığı açıklamalar vardı. Özellikle 2023 öncesinde tek haneye düşecek diye. Hani tahminlerin çıkmadığına alıştık bu son dönemde özellikle ekonomiyle ilgili. Bu mümkün mü Sayın Karatepe, seçim öncesinde enflasyonun tek haneye inmesi? Pek mümkün görünmüyor. Hatta hiç mümkün görünmüyor, öyle söyleyeyim. Ama Sayın Bakan'ın tahminleri üzerine değerlendirme yapmak iyi de çok anlamlı bulmuyorum. Çünkü hatırlayacaksınız, Ocak ayında biz Şubat'ta enflasyonda zirveyi göreceğiz dedik. Görmedik, Şubat geldi. Şimdi diyor ki yıl sonuna kadar yüksek seyreden bir enflasyonla karşı karşıya kalacağız diyor. Ondan sonra da 2023 Haziran'da tek haneli bir enflasyon. Bu mümkün değil. Yani büyük olasılıkla biz bu senenin sonunu 55-60 civarında bir enflasyonla kapatacağız ki zirveye henüz yaklaşmadık, oraya doğru gidiyoruz. 2023 yılında da yine yüksek seyreden bir enflasyonla karşı karşıya kalacağız maalesef. Şimdi ekonomi yönetiminde yine bir değişikliğin sinyalleri biraz Ankara kulislerinde konuşulmaya başlandı. Nebati'nin değişimi, Bakan Nebati'nin değişimi, kur korumalı mevduat sistemi, heterodoks yöntemler, onun yaptığı yeni açıklamalar ve bu yeni modelin de başarısızlığını kabul etmek anlamına gelir mi sizce böyle bir değişim yaşanırsa? Şimdi Türkiye'de var olan mevcut yönetim sisteminde kimin bakan, kimin bir yere başkan, kimin bir yerde müsteşar olmasının hiçbir önemi yok. Çünkü kararların nereden ve kim tarafından alındığını hepimiz biliyoruz. Kendi iradesiyle politika uygulamaya çalışan ilgililerin de ne kadar kısa sürede görevlerinden alındığını, Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığından alınması, Lütfü Elvan'ın Hazine Maliye Bakanlığı görevinden alınması döneminde hatırlıyoruz. Dolayısıyla kimin bakan olduğunun bir önemi yok. Burada uygulanan politikaların asıl mimarının ya da sahibinin, öyle söyleyelim, Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söylemek lazım. Şimdi Bakan Nebati faizlerin düşmesi gerektiğinden farklı bir düşünceye sahip olabilir mi? Yani çıkıp şöyle bir açıklama yapabilir mi? Ya baktık, geldiğimiz yer itibariyle uyguladığımız politikalar sonucunda ortaya çıkan göstergeler bizim uyguladıklarımızdan farklı bir şeyler yapmamızı gerektiriyor gibi bir açıklama yapabilir mi? Yaptığı gün görevinden alınacağını biliyoruz. Dolayısıyla kimin bakan olduğu değil. Şu anda iktidarda bulunan iktidar sahibinin ekonomiye ilişkin bakış açısının değişmesi lazım. Uygulanan programdan bahsediyorsunuz. Doğru. Ama aslında Türkiye'de bir program uygulanmıyor. Program dediğimiz zaman biz ne anlıyoruz? Dört başı mamur, bütün olasılıklar dikkate alınmış, değerlendirilmiş, ölü sonu düşünülmüş ve hayata geçirilmiş bir şey. Bizde programın adı bile iki haftada bir değişti, hatırlayacaksınız. Evet. Başlangıçta Çin modeli denildi, sonra yeni Türkiye modeli denildi. Bir ara işte ihracat üzerinden rekabetçi kur politikası denildi filan. Fakat ortaya çıkan göstergeler gösteriyor ki hiçbirisi sonuç doğuran işler değil. Evet. Hangi anlamda sonuç doğuran işler değil? Özür dilerim Seçil Hanım. Buyurun lütfen. Onların işaret ettiği yere götürmesi anlamında sonuç doğuran işler değil. Bu politikalar hayata geçirildiği zaman hepimiz yazdık, siz davet ettiğinizde programlarınızda anlattık. Bunun bizi götüreceği yer çok yüksek enflasyon, ciddi şekilde ekonomik yavaşlama, derin yoksulluk olacağını söyledik. Ve gittiğimiz yerde maalesef üzülerek görüyorum ki oraya doğru. Sayın Karatepe, aslında 20 yıllık iktidar döneminde özellikle özelleştirmeler temel politika oldu. Bunları konuşmak istiyorum ama alt başlıklar var. Çok merak ediyor izleyicilerimiz de. Özellikle bu akaryakıt konusunda şimdi çarşamba günü EPDK bayi temsilcilerini çağırdı, bir toplantı yapacak. Orada şöyle bir formülün konuşulacağı söyleniyor. Kredi kartıyla daha pahalı nakit alırsan daha ucuz akaryakıt. Bu şimdi şu anlama mı gelecek bizim için? Litre fiyatı 20 liraysa nakit alırsak 19 liraya mı alacağız, yoksa kredi kartıyla 21 liraya alacağız gibi bir anlama mı gelecek? İkinci söylediğiniz şekilde olacaktır eğer böyle bir düzenleme yapılırsa. Şu anda biliyorsunuz
akaryakıt alımlarında ödemenin hangi mekanizmayla, yani nakit olarak mı yapıldığı ya da kredi kartıyla mı yapıldığı fiyatta bir değişikliğe yol açmıyor. Fakat akaryakıt bayileri çok uzun zamandan beri para kazanamamaktan şikayetçiler. Çünkü onların kar marjlarının sabit tutulduğu ya da kar tutarının litre başına kazandıkları paranın sabit tutulduğu, yeterince para kazanamadıklarını söylüyor. Şimdi bir de ödeme kredi kartıyla yapılınca bankalara ödedikleri komisyonların zaten az olan karlarını iyice azalttığını ifade ediyorlar. O zaman şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sizin sorunuzun ikinci kısmında ifade ettiğiniz şeyle karşı karşıya kalacağız. Şimdi akaryakıt fiyatları, ilan edilen fiyatlar nakit fiyatı olur. Eğer böyle bir düzenleme yapılırsa. Yani cebinize diyelim arabanızın deposunu doldurmak istiyorsunuz. 1000 lira gibi bir tutara ulaştığını varsayalım. Cebinizde 1000 lirayı nakit olarak götürüp istasyon sahibine ya da çalışanına ödediğinizde tabelada gördüğünüz fiyatı ödeyeceksiniz. Ama kredi kartıyla öderseniz büyük olasılıkla bunun üzerine %1, 1,5, 2 bilemiyorum. O düzenlemede ne tür oranlar ortaya çıkar. Fark ödemeniz gerekir. Yani böyle bir düzenleme aslında vatandaşa akaryakıta daha çok para ödeme ya da daha yüksek bedel ödeme sonucunu doğuracaktır. Çünkü hiçbirimiz cebimizde bu kadar nakitte dolaşmıyoruz. Evet. Cebimizde olmasa bile bankada da yok. Yani pek çoğumuzun nakit sıkıntısı var. O yüzden kredi kartıyla bir sonraki maaş ödemesi zamanına kadar ya da bir yerden gelecek paramızı esas alarak biz ödemelerimizi kredi kartıyla yapıyoruz. Demek ki vatandaşın büyük çoğunluğu, ki akaryakıt ödemelerinde oranı tam bilmiyorum resmi verene kadar da, ama büyük olasılıkla %80-85 civarında kredi kartıyla ödeme yapılıyordu. Bunlar daha yüksek bir akaryakıt fiyatıyla karşı karşıya kalacaktır endişesini taşıyorum. Peki indirim gelecek mi? Bu soru hala soruluyor umutla. Aslında 20 Aralık gecesinden beri biz o dolar indiği geceden sonra akaryakıt indirimi herkes tarafından beklendi. Aksine bir artış yaşandı. Üzerine şimdi bir de Rusya-Ukrayna savaşı gelince o gerekçe gösteriliyor. 20 liranın üzerinde fiyatlardan bahsediyoruz. Üstelik 8 Aralık'ta biz iki haneli olmasını haber yapmıştık. Yani çok kısa sürede çok yüksek oranda bir artış oldu. İndirim mi gelecek yoksa bu zamlar devam mı edecek? Şimdi akaryakıt fiyatlarını belirleyen en önemli İki faktör var. Bunlardan bir tanesi petrolün dünya piyasasındaki fiyatı. Yani varil fiyatının ne kadara satıldığı. Burada çok ciddi oynaklıkların olduğunu görüyoruz. Ukrayna-Rusya savaşı başlamadan önce 93-94 dolar seviyesinde hareket eden Brent petrolün varil fiyatı bir ara 130 dolara kadar yükseldi. Evet. Birkaç geçen hafta sonuna doğru 115 dolara kadar gerilemişti. Bugün de akşamüstü baktığında 105 dolar civarında bir fiyatı vardı. Dolayısıyla oradaki dolar fiyatının değişiyor olmasının bize maliyet olarak etkisi olacaktır. İşte eğer düşerse akaryakıt fiyatlarında düşüş olmasını bekleriz. Fakat bizde ikinci bir unsur daha var. Onu da dikkate almak gerekiyor. O da doların Türk lirası karşısındaki değeri. Şimdi dolar 2 hafta önce 13,5 lira seviyesindeydi ya da 3 hafta önce 13,5 lira seviyesindeydi. Şimdi 15 liraya dayanmış. Evet. Yani 1,5 liralık bir artıştan bahsediyoruz. Dolayısıyla dolar TL kuru yukarı doğru hareket ederse, akaryakıt fiyatları dünyada düşse bile düştüğü kadar bize yansımayacaktır. Hatta bizde artışa bile sebep olabilir. Dolayısıyla hem dolar TL kurunu takip etmek lazım, hem de Brent petrolün dünya piyasalarındaki fiyatına bakmak lazım. Şu anki 105 dolar varil fiyatı devam eder ve dolar da bu seviyede kalırsa önümüzdeki 1-2 gün içerisinde hem mazot fiyatlarında hem de benzin fiyatlarında bir miktar indirimin olması gerekir. Çünkü 130 dolara giden bir dolar kuru esas alınarak oluşmuş bir fiyat vardı. Brent petrol fiyat açısından söylüyorum. Dolayısıyla oradaki gerilemenin vatandaşa da indirim olarak yansıması gerekti. Bir unsur daha var. Biraz önce siz söylediniz işte çift haneli seviyelere ulaştığında haber yaptık diye. Çok haklısınız. Ama o dönemden sonra Türkiye'de 2021 yılında uygulanan ve eşel mobil sistemi adı verilen, yani fiyat artışlarının, dünya piyasalarından ve kurdan kaynaklanan fiyat artışlarının bir kısmının vergilerden karşılanması, yani ÖTV'den vazgeçilerek karşılanması uygulaması söz konusuydu.
Fakat iktidar bundan vazgeçti. Şu anda akaryakıttan ciddi oranda ÖTV ve KDV olmak üzere vergi alıyor. Yani bugünkü fiyatı esas alarak söylüyorum, kabaca hesaplıyorum. Yani 22 lira, 23 lira ödediğiniz mazotun üzerinden yaklaşık 6 lira litre başına devlete vergi ödüyorsunuz. Çok yüksek bir vergi oranı. Evet. Üstelik vatandaşın bu kadar mağdur olduğu bir dönemde, biraz önce haberinizde de izledik, insanlar paraları yetmediği için, temel ihtiyaçlarını bile karşılamaya paraları yetmediği için pek çok yerden kısıntıya giderken, harcamalarını kısarken, akaryakıt alırken bu kadar yüksek vergi ödemeleri bence adil de değil. Üstelik tarımda kullanılan mazotun üzerinden hem KDV hem ÖTV alınması zor durumda olan çiftçilere dikkate aldığımız zaman hiç adil değil. Ama görüyoruz ki iktidar bu konularda pek taviz vermeye niyetli değil. Hem ÖTV'ye hem de KDV'ye pek dokunacakmış gibi görünmüyor. En azından şimdilik. Devletin kasasının buna gücü mü yok? Hani şimdi açıklamalarda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamada tüm dünyada bu zamlar yapılıyor, kaçınılmaz diyor. Hatta ucuza kullanıldığını da söylüyor. Şu an mesela Eşel mobil sistemi uygulanamaz durumda mı? Tabii ki uygulanabilir. Bakın, kimin ne kadar vergilendirileceği ve bu vergilerin nereye nasıl harcanacağı siyasi bir tercihe bağlı. Evet. Tekrar ediyorum. Kimin ne kadar vergilendirileceği ve bu vergilerin nereye harcanacağı siyasi bir tercihin sonucunda ortaya çıkar. Niye iktidar bu ÖTV'den ve KDV'den vazgeçemiyormuş akaryakıt üzerinden? Şu sebeple mi? Vergi gelirleri azalacak ve bütçede açık vereceğiz. Bundan dolayı büyük olasılıkla kastettikleri şey bu. Evet. O zaman soralım. Başka yerlerden vergi almaktan iktidar çok kolaylıkla vazgeçiyor. İzin verirseniz somut bir örnekle, ki bugünlerde lütfen, çok popüler olan kur korumalı mevduat üzerinden bir örnek vereyim. Kur korumalı mevduat biliyorsunuz 21 Aralık'ta tanıtıldığında ilk açıklamada bu sadece gerçek kişilere, yani vatandaşlara uygulanacak denildi. Fakat Ocak ayı geldiğinde baktılar ki vatandaştan böyle yüksek bir ilgi yok ya da bekledikleri kadar bir ilgi yok. Sonra dediler ki şirketler de bundan yararlanabilir. Şirketler dedi ki yani bizim zaten dövizimiz döviz olarak duruyor. Bunu kur korumalı mevduata geçmenin bize bir avantajı yok. Öyleyse dedi iktidar, ben sizden bir takım vergileri almayayım. Nedir bu vergiler? Örnek verelim. Yani buna ilişkin Maliye Bakanlığı düzenlemeler de yayınladı. Dediler ki şirketler kur korumalı mevduata geçmek için dövizini bozdururlar ise bu döviz üzerinden elde ettikleri kardan, biz buna kambiyo karı diyoruz. Yani şöyle örneklendirelim. Diyelim bir şirket doları 8 liraya aldı. Kur korumalı mevduata geçtiği tarihte dolar 13 lira, dolar başına 5 lira para kazanmış olsun. Bu 5 liralık kar üzerinden kurumlar vergisi öder. Çünkü şirketler beyanname verir ve karları üzerinden vergi öderler. İktidar dedi ki kur korumalı mevduata geçen şirketlerin kambiyo karı üzerinden vergi almayacağım. 2021 yılı 31 Aralık tarihi itibariyle. Ben kurlara baktım. Eylül ayı bilançolarında ortalama 8,5 lira olan dolar kuru Aralık sonunda 13 liraya yakındı. Yani yaklaşık 5 liralık bir artış vardı. Demek dolar başına 5 lira kazanmış olabilir. Ortalama olarak söylüyorum. Başkaları başka kurdan almış olabilirler tabii. Hı hı. Şimdi buraya geçen para miktarının detayını biz bilmiyoruz şirketler kesiminden. BDDK bu verinin detayını açıklamayı 11 Şubat'ta bıraktı. 11 Şubat'ta yayınlanmış verileri esas alarak bugün 540 milyara çıkmış tutara baktığımızda ben şirketler kesiminden yaklaşık 350 milyar hatta 380 milyar civarında bir paranın geldiğini düşünüyorum. Tahmin ediyorum. Çünkü detayını bizimle paylaşmıyorlar. Ama en hızlı artış şirketlere bu imkan sunulduktan sonra. Ne oldu? Şirketler bu vergiyi ödemekten kurtuldular. Buradan ortaya çıkan tutar yaklaşık 21-22 milyar lira. Kambiyo vergisi olarak ödenecek tutardan iktidar vazgeçti. Almayacak şirketlerden. Başka ne söyledi? Dedi ki kur korumalı mevduata geçtikten sonra elde edeceğiniz faiz üzerinden de kurumlar vergisi alacak. Şimdi 380 milyar lirayı
6 ay boyunca %17'den yatırırsanız, mevduat dönem faizi %8,5 eder, şirketler yaklaşık 26-27 milyar lira faiz kazancı elde edecekler. Bunun üzerinden de kurumlar vergisi ödemeyecekler. Yaklaşık 5-6 milyar lira da buradan vazgeçiliyor. Başka ne dedikti daha? Eğer kur farkı oluşursa o kur farkını ben ödeyeceğim. Bunu da kar sayıp bunu da vergilendirmeyeceğim. Bu örneği niye veriyorum? İktidar bir taraftan kur korumalı mevduata geçsinler diye şirketler kesiminden 30 küsür milyar lira vergi almaktan vazgeçti. O zaman soralım. Eğer sorun kaynak sorunu ise kurumlardan vergi almaktan vazgeçen iktidar, söz konusu olan çiftçiler ya da akaryakıt fiyatlarının çok artması sebebiyle aracını kullanma imkanı ortadan kalkmış olan vatandaşlar olduğunda bu vergilerden neden vazgeçemiyor? Vazgeçemiyor çünkü biraz önce söylediğim gibi kimden ne kadar vergi alacakları ve bu vergileri nereye harcayacakları iktidarın siyasi tercihinin bir sonucu. Tercihlerini de vatandaştan yana kullanmamıştır bu iktidar maalesef. Aslında hepsi birbiriyle çok iç içe, tarım, hayvancılık, işte et fiyatları, süt fiyatları alt başlıklar olarak, ama konuşmak da istiyorum aslında et konusu örneğin. İşte bir KDV indirimine gidildi ama KDV indirimine gittikten sonra bugün biz de bir haber hazırlamıştık. %30 oranında bir fiyat artışı da oldu. Şimdi Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı'ndan bir açıklama geldi. Dedi ki o da önümüz karanlık, yani daha da zamlanacak gibi görünüyor et fiyatları. O KDV indirimi neden peki bu soruna çözüm olmadı? Şimdi bakın, fiyatları günlük olarak değişen mallarda KDV indiriminin etkisini siz göremezsiniz. İşte örneğin gıda ürünlerinde işte KDV %1'e indirildi pek çok üründe. Şimdi domatesin fiyatı Antalya'dan gelen kamyon sayısına bağlı olarak değişiyor. İşte İstanbul'a 50 kamyon eksik domates gelse fiyatı artacaktır. Dolayısıyla siz KDV'nin etkisini orada takip edemezsiniz. Benzer şey kırmızı ette ya da süt ürünlerinde de geçerli. Biraz önce siz söylediniz, üretim maliyeti artmış. Evet. Yani şimdi çiftçinin ya da hayvancılıkla uğraşan kişinin üretim maliyeti artmış iken siz KDV'yi %1'e indirdiğiniz zaman o fiyatın düşmesine yol açmıyor ki. KDV indirimden önceki seviyenin üzerine çıkabiliyor. Çünkü üretim maliyetleri artmış. Oralara da bir şekilde müdahil olup o çiftçinin ya da hayvancılıkla uğraşanların maliyetlerini kontrol etmelerini sağlamak lazım. Bakın, akaryakıt KDV'yi en kolay hissedeceğimiz yer. Çünkü onun fiyatı neredeyse merkez olarak belirleniyor. Her yerde aynı fiyata satılıyor. KDV'yi ya da ÖTV'yi indirdiğiniz zaman etkisini anında görürsün. Ki 2021 yılında Eşen Mobil Sistemimiz sayesinde gördük, yani o vergilerden vazgeçilmesi sebebiyle onu gördük. Fakat fiyatları günlük olarak değişen, piyasa koşullarına göre günlük olarak değişen gıda ürünü, et ürünleri ya da süt ürünleri gibi şeylerde KDV'nin etkisini vatandaşın hissetmesi pek mümkün olmaz diye düşünüyorum. Çünkü fiyatlar her gün değişiyor. Sayın Karatepe, bu başlıkların dışında bugün son olarak şunu da konuşmak isterim sizinle. 14 Mart Tıp Bayramı, doktorlarımızı konuşuyoruz. Sizin de paylaşımlarınızda dikkatimi çeken bir yorumunuz vardı. Avrupa'da doktorlar ne kadar maaş alıyor? Türkiye'de yeteri kadar değer görüyorlar mı? Emeklerinin karşılığını alıyorlar mı? Ne dersiniz? O konudaki paylaşımlarınız da dikkat çekici çünkü. Maalesef Türkiye'de bütün kesimler gibi doktorların da çok zor koşullarda çalıştığını, hem çalıştıkları kurumlarda şiddete maruz kalıyorlar, çok yoğun saatte çalışıyorlar ve bunun karşılığında bir memnuniyet ifadesiyle bile ödüllendirilmiyorlar maalesef. Ama memnuniyet ifadesinin yanında özlük haklarının da çok sorunlu olduğunu biliyoruz. Bugün Türkiye'de doktorların kazandıkları para miktarı hiç tatmin edici değil. Yani 7-8 bin lira kazanan bir doktorun doktorluk yapmasını bekleyebilir misiniz? Yani asgari ücretin 4250 lira olduğu bir ülkede asgari ücretin yarısı kadar daha fazla bir parayla hekimlik yapmasını bekliyorsunuz. Bu olacak şey değil. Zaten bunun böyle olmayacağını da bildikleri için bugün Cumhurbaşkanlığından doktorların özlük haklarının iyileştirileceğine yönelik açıklamalar geldi. Bence de iyileştirilmesi gerekir ve bunun bir an önce yapılması gerekir. Yani benim de çok sayıda doktor arkadaşım var. Gerçekten çok yoğun çalışıyorlar. Yani sabahın
köründen çok böyle gecenin geç saatlerine kadar hastalarla bir aradalar, tedavi ediyorlar vesaire. Bu insanların emekleri karşılığında ödenen para çok yetersiz. Sadece bu değil, çalışma koşullarının da iyileştirilmesi gerekli. Yani bir gün içerisinde yüzlerce hastaya bakması bekleniyor pek çok doktorun. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar yoğun hasta doktor karşılaşması ya da muayenesi söz konusu olamaz. Bunların azaltılması gerekir. Hastalarıyla daha uzun vakit geçirebilmeleri için randevu sürelerinin daha geniş ve uzun tutulması gerekir gibi pek çok konuda iyileştirmenin yapılması gerekir. Cumhurbaşkanı geçen hafta giderse gitsinler demişti, hatırlayacaksınız, evet, doktorlar tabii için. Ama bunun ne kadar vahim bir ifade olduğunu kendisi de farkına varmış olmalı ki bugün özlük haklarının iyileştirileceğine ilişkin açıklamaları vardı. Hı. Umarım çok kısa sürede doktorların da özlük hakları iyileştirilir. Biraz tabii öyle bir açıklama ki giderlerse gitsinler. Bugün o düzenleme açıklaması o açıklamanın gölgesinde kaldı. Bir de Taksim anıtına çelenk koymak isteyen o 70 yaş üstü doktorların yaşadıklarını da mutlaka görmüşsünüzdür. Kötü bir teşekkür oldu. Maalesef yani bakın hekimlerin kendilerini ifade etmelerine izin vermeyen bir yaklaşım söz konusu. Taksim'de, evet, Atatürk anıtına çelenk konulacak. Ve 89 yaşında kıdemli bir doktor, şu anda ekranlarda da gördüğümüz, evet, yıllarını halk sağlığına, yani hastalarını iyileştirmek için harcamış birisi, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Atatürk anıtına çelenk koymasına bile izin verilmiyor. Ve bir arbede yaşanıyor. Gerçekten çok üzücü. Bugün utandıklarımız da bugün diye o görüntüyü verdik. Son olarak Batı'yla kıyaslarsak oradaki maaşlar da düşük mü? Avrupa'da da doktor maaşları bizdeki kadar. Şimdi şöyle bir... Hayır. Doktorlar dünyanın her tarafında ortalamanın üstünde para kazanırlar. Hı hı. Bunu söyleyeyim. Evet. Çünkü doktorluk zor bir meslek. Çok uzun eğitim gerektiriyor. Sürekli eğitim gerektiriyor. Biliyorsunuz doktorluk fakültede mezun olduğunuzda sınırlı bir şey değil. Çünkü evet, tıp gelişiyor, teknoloji gelişiyor. Sürekli bunların kendilerini yenilemeleri ve güncelde tutmaları gerekiyor. Bu sebeple doktorlar dünyanın her tarafında ortalamadan fazla kazanıyor. Her yer. Bugün bir gazetede, ismini zikretmeyeyim, bir köşe yazarı şöyle bir yazı yazmıştı. Hakikaten içim sızladı böyle bir yazının altına nasıl imza attı diye. Diyor ki Almanya'da ve İsviçre'de doktorlar 4500 euro civarında para alıyor. Siz diyor bunun para birimine bakmayın. Yani euro olup olmadığına bakmayın. Sonuçta 4500 birim alıyor. Bizdekilerin aldığı da birim olarak buna yakın canım diyor. Şimdi 4500 euro bugünkü kurdan çevirdiğiniz zaman yaklaşık 70 bin lira para yapar. Evet, Türk lirası karşılığı. Bizdeki doktorların kazandığı para 7 bin lira. Bir de orada alım gücü de daha yüksek sanırım. Çünkü örneğin benzinin litre fiyatı 2 euro civarında, yanlış da söylemeyeyim ama yanlış bilmiyorsam Almanya'da 2 euro civarında. 2 euronun belki biraz üstüne çıkmış olabilir son dönemde. Yani sonuçta 4500 euro Almanya'da rahat yaşanabilecek bir gelir. Siz İstanbul'da doktorluk yaptığınızı düşünün. 7 bin lirayla ev kirası ödeyebilir misiniz? Sadece kiraya bile yetmeyebilir. Elbette. Maalesef öyle. Ve biz bunlardan hekimlik yapıp halka şifa dağıtmalarını bekliyoruz. Onların iyi koşulda yaşaması gerekir ki sundukları hizmetin de kalitesi yüksek olsun. Maalesef biraz önce tarımda konuştuğumuza benzer bir zihniyetin bütün meslek alanları için iktidarda var olduğunu görürüz. Yapmazlarsa gitsinler, biz yerine başkasını getirip ikame ederiz. Paramız var ki işte çiftçi üretmiyorsa yurt dışına satın alın. Bunun değişmesi lazım. Bir doktor kolay yetişmiyor. Uzman doktor olabilmek için minimum 10 yıl eğitim almanız gerekiyor. 10 yıl. 6 yıl. Tıp fakültesinde okuyacaksınız. 4-5 yıl uzmanlık yapacaksınız. Uzmanlık eğitimi alacaksınız. Daha sonra daha ihtisaslaşmak istediğiniz eğitimize devam edeceksiniz vesaire. Bu kadar yoğun yatırım yapılan meslek gruplarının bu kadar kolay gözden çıkarılması anlayabildiğim bir şey değil bir iktisatçı olarak. Sayın Karatepe, çok teşekkürler değerlendirmeleriniz, verdiğiniz bilgiler için. Çok iç açıcı şeyler konuşmadık ama ben yine izninizle sizin cümlenizle bitireyim. Altta kalanın canının çıkmadığı bir dünyada yaşamak umuduyla diye. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.